Abiye kuzu ve anasından kurtulmamız şerefine kaldırıyorum. Benim bir tanecik aşkım. Hayatım, bence kadehimizi canavarın şerefine kaldıralım. Çünkü eğer abiye kuzunun anasının köpeğine tecavüz etmemiş olsaydı... ...şu anda abiye kuzu evden kaçtığında ne yapacaktı? Direkt bizim eve gelecekti. Kesinlikle çok haklısın. Oğlumuz canavarın şerefine kaldırıyoruz kadehlerimizi. Annesinin bir tanesini. Evet, evet. Ah, canım oğlum. Babasına çekmiş. Bahçeden geliyor. Arkadan, evet. Uzanıp kanlı canım orta yerinde bir taca. Gözümün yaşını yüzdürürüm Hisar'a doğ. Yapacak hiçbir şey yoktu. Gitmek istedi, gitti. Hem ağlıyorum hem çok acı, tek taraflı bitti. Bilodos lazım şimdi bana, bir kürek bir kayık. Zula'da birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Söverim gelmişine geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmedi böyle keder. Geberiyorum aşkım. Kalmadı bende gururdan eser. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmedi böyle keder. Geberiyorum aşkımdan. Kalmadı bende. Derin bir serinlikti abiyem. Seni görmemiş olmak, sana gelmemiş olmak, elini tutmamış olmak. Seni çok özlüyorum abiye, ne olursun gel. Lütfen gel abiyeciğim. Bu da sana gelen bir şiirimdir abiyem, özlem şiiri. Ne olursun gel. Sensiz olmuyor bu hayat. Sevgi dolu günlerimiz geride kalmış da... ...günlerimizi çoğaltacak sevgilere ihtiyacımız var. Ben sensiz, sen bensiz ömür bile tüketemezsin abiye. Unutma ki biz seninle Gayrı Rüba'da da beraberdik. Çok özledim Mesih abi. Sesimi duyuyorsan gel. İriç, yumurtalar. Yumurtalar hazır bir tane. Ben de domatesleri söğüşledim. Söğüşlemek mi? Aşkım sabah sabah ağır konuşuyorsun ama. Gökhan bak sana bir ağır konuşurum iki gün kendine gelemezsin. Aşkım sen niye bu sabah bu kadar gerginsin böyle? La Gökhan iki tane yumurta kıracaksın hadi sabah oldu ya Allah'ını seviyorsun ya. Çocuklar da çift haline çift istedi varsa. Geliyorum, geliyorum Berman abicim. Günaydın Burciş. Ha, oldu. Görürsem söylerim. Şu kanepede yatmaktan sırtım sunta kıvamına geldi. Çok üzüldüm senin için tatlım benim. Oysa ki biz ablamla içeride devasa ikiz yatakta öylesine rahat mışıl bir uyku çektik ki. Ha.
Canım benim. Çok teşekkür ederim. Süsüz gitmiyor bu ya. Doğru. Sen ne yiyeceksin? Herkese günaydın. Günaydın ablacığım. Üstünüze zafiyet, ben biraz sabah sporu yapacağım. Yalnız hemen uyarayım. Nazar etme ne olur. Apış senin de olur. Bir, iki, üç, let. Yaşasın dört, let. Dört, beş, altı. Polonya battı. Ay, yoruldum. Dinlendim. İstop oynayak. Yancan! Abla! Yancan! Enişte! Ya Allah'ını seversen dikelim orada. Getir şu yumurtaları ya. Yeter ya. Tamam Erman abicim, hemen geliyorum. Aşkım sen Erman abinin domatesini hemen hazırla da asabileşip sonra bize yumruk falan göstermesin. Gökhan! Bak ben bu kuzuların bu zoraki tane misafir durumuna daha fazla dayanamayacağım. Adam karısı evi terk edip gitti diye cümbür cemaat 10 gündür gelip burada 3 öğün yemek yiyor ya. Cümbür cemaat mi? Ama aşkım yani sen... Gökhan! Gökhan bak hemen bir şeyler yap. Yoksa ben de abiye kuzu gibi seni ve bu evi terk edip giderim. Anladın mı? Terk ederim giderim. Terk ederim giderim. Lan 40 yılın başı bir yumurta istedik lan. 40 yılın başı bir yumurta istedik be. Geldim Erman abicim, geldim. Ama olmaz Gökhan diyorum bak yani hizmetli sıfırsın ya. Gerçekten hizmetli sıfırsın. Yani sen... Şu anda şu yumurtayı böyle getirerek beni işi geç götürtmeye çalışıyorsun. Anlıyorum Erman'cığım, Erman abicim sen o yumurtaları... ...yumurtaları böyle hani ekmeği sarısına banınca dağılmasını istiyorsun ya... ...o yüzden biraz ben geç kaldım, onunla uğraştım. Dikkat et bazı şeylere. Çocuklar da yarım saattir domat bekliyorlar. Tamam abi, domatlar da hazır. Seval yaptı, hatta senin istediğin gibi üstüne böyle iki turda zeytinyağı gezdirdi. Ama Sevalcığım kekik koymamışsın bunun üstüne. Kocanı seveyim, böyle şeylere dikkat et ya. Damak tadı. Şunun üstüne biraz kekik koy da getir, hadi kurban olayım sana. Yedi bir kere. Tamam, ben hallederim kekikleri. Abla, hadi voleybol oynayalım, voleybol. Hayır, toplu boks oynayalım. Erman enişten de oynasın. At sen topu. Erman! Çok güzel abla, hadi. At içindeki öfkeni, aferin abla. Çok güzel. Yedi. Zup zup. Çok güzel ablacığım. Evet, acı yok. Birinci, birinci, birinci. Bravo, müthiş, alkış. Ay bu sabah pilatesi bana ne kadar iyi geliyor. Kendimi ne kadar sağlıklı ve zinde hissediyorum. Ay. Çok teşekkür ederim canım, sağ ol. Çok sağlıklı. Kaşık da versene ablama Burciş. Hah, aldın mı abla, tamam. Kekikli domatlar geldi. Adam, adam. Adam, adam. Vallahi adam ya. Bir çay dök, bir çay dök. Kurban olayım hadi. Şunu ver, şunu alayım. Kurban olsun sen, hadi. Geç kalalım, çabuk, çabuk, çabuk. Ben çok iyi gözlemciyim de. Gökhan iyi oğlan. Fakat karısı bizi sevmiyor. Ben dikkat dikkat et. Yarcan, eniştenin yaptığı son ve unutulmaz angusluktan beri morallerim çok eksilerde biliyor musun? Gerçi o kadar tatlı hayvanlar ki o anguslara da Erman deyip hakaret etmek istemiyorum. Zamanla her şey düzelecek ablacığım. Zamanla her şey düzelecek. Rahat ol ne olur. Hatta lafı bile var Yarcan'cığım. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş. Şu an güldüğüme bakınmayın, gerçekten içim kan anırıyor. Abla ne olur yapma artık kendine bunu ya. Hem sen neden üzülüyorsun? Bırak eniştem üzülsün. Bak yarın en geç ondan sonraki gün eniştem şu eşikte gelecek... ...eşekler gibi diz çöküp senden af yalvaracak. Hayır istemiyorum, gelmesin. Şeytan gömsün onun yüzüne. Eninde sonunda gelecek abla. Eninde sonunda gelecek. Sen rahat ol. Şu anda asıl sürünen taraf öteki taraf. Yani karışmıyoruz. Eniştem. Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para ver.
Erman abi, ya bence şimdi ben düşündüm. Galiba yani bence hislerime dayanarak söylüyorum ben bunu. Abi Hanım'ın sana olan kızgınlığı geçmiştir herhalde. Evet Erman Bey, bence de Gökhan doğru söylüyor. Yani bence Abiye Hanım'dan özür dilemenin tam zamanı. Ben mi gidip Abiye'den özür dileyeceğim? Evet. Evet. Kâr kaba kâr. Kusura bakmayın Seval Hanım. Mağdur olan taraf biziz. O gelip bizden özür dileyecek. Bak çocuklarımla beni kaderimize baş başa bırakıp gitti. Olmaz. Günlerdir bu çocuklara ben bakıyorum Sevalcığım. Yani bunlara bakmak ne demek biliyor musun? İnanır mısın banyo yaptırdım, saçını ayırana kadar kendimden geçtim ya. Aklım gitti ya, sabaha kadar çıkaramadım vallahi. Ne Alman'da var, ne Fransız'da, ne İngiliz'de var. Şuna baksana ya, tek örnek ya. O gelecek bizden özür dileyecek. Biz de anlıyoruz kadın ruhundan Sevalcığım. Biz de yıllarımızı verdik yani, biz de biliriz böyle şeyler. Ama olmaz, katiyen olmaz, yanlış. Salamı ver. Çok haklısın Erman abi, yani gerçekten kesinlikle haklısın. Haklısın derken ben aslında şu anda bir düşündüm, tekrar bir düşünüyorum, daha sağlıklı bakmaya çalışıyorum objektif olarak, bir erkek olarak. Tabii Abiye Hanım bir bayan olduğu için sanki senin bir erkek olarak centilmence ondan özür dilemen daha doğru olacak. olacak derken şimdi farklı açıdan baktığımda haklısın yani ben kesinlikle. de Abiye Hanım'ı nasıl razı edeceğiz? Ben onu bilmiyorum tabii. Hiçbir şey yani ben bildiğim yok, konuşuyorum işte. Aa, Yarcan, hadi giyin. Hadi giyin de çıkalım, dükkana geç kalıyoruz. Hadi. Görüyorsun değil mi abla? Bensiz hiçbir şey halledemez. Yarcan, ben ne olacağım? Nasıl ne olacaksın abla? Ben moralman ve duygusalman bu kadar eksilerdeyken... beni böyle yalnız dızdımlak bırakıp gitmeye gönlünüz razı oluyor öyle mi? Ya ablacığım ne var ki işte sıcacık ev, bak küçük ekran ve plazman da var. Açarsın akşama kadar televizyon seyredersin ya biz gelene kadar. Yarcan ben de gelsem dükkana. Ziyade olsun vallahi doyduk gerçekten bak. Hadi kalkın lan kalkın, herkes işine okuluna hadi. Gökhan abinle Seval ablanızı rahatsız etmeyin daha fazla hadi. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ne demek efendim? Gökhan akşama görüşüyoruz o zaman. İnşallah Erman abicim, iple çekiyorum geceyi. İnşallah, inşallah. Sevalcığım akşamla ilgili düşüncelerin nedir? Bilmem yani, daha henüz bir şey düşünmedim. Ha, yeşil fasulye olabilir. Kıymalı. Yeşil fasulye yersiniz değil mi lan? Yanında pilav olursa olur tabii. Görüyor diye mi? Erman'ın oğlu ne de olsa. Seval ablası gördün değil mi? Sevimliliğe bak, Allah'ını seversin ya. Yanında pilav olsun diye. Ulan yeşil fasulyeyi buldun, ne istiyorsun da o kız? Gel lan buraya afiyet. Arpa şiiriyle yap, domatesli koy yanına. Domatesli pilav olursa meyhane pilav olur ya, çok güzel olur yani. Tabii Erman Beyciğim tabii ki. Peki tatlı olarak siz ne istersiniz? Onu konuşmadık. Tatlı, vallahi tatlı. Evin reisi bakıyor öyle yani. Akşam gelirken ne? Baklava, kunefe bir şey buluyorsan getir işte. Ne bulursam artık alır gelirim Erman abiciğim demek. Yani, yani. O zaman görüşürüz. Hadi eyvallah. Hadi. Çık, 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 çık. Çık. Gel. Gökhan. Lütfen bir şeyler yap. Abiye kuzuyla Erman kuzu barışsın. Lütfen. Yarcan, Yarcan, buraya bak. Yarcan, bizim bu sündüzü süzme delikanlıya çevirme konusunda yardımına ihtiyacımız var. Mucizeler imkansız değildir. Çok zordur Süpo'cuğum ama sen benden imkansızı istiyorsun. Kusura bakma, bu konuda bir şey yapamam. Adama baksana ya. Demin böyleydi. Ben sana dedim, Yarcan bize hayatta yardım etmez. Niye? Niye? Kıskanıyor da, kıskanıyor. Senin neyini kıskanacağım lan ben? Kasiyer parçası, tipe bak ya. Ayıp oluyor Yarcan'a. Sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin abicim. Geçen gün düşürdüğümüz çıtırlar, yani Sündüz'ün geçen gün kazara düşürdüğü çıtırlar gerçekten. Yarcan gerçekten ultra zenginler. Ultra zenginler diyorum sana. Allah'ım hala aynı mesele ya. Peki bu kızlar kör müymüş? Yok. IQ'leri 20'nin altında mıymış peki? Yok. Hintli olabilirler mi? İneğe veya öküze tapmaları babından. Ay ne alakası var? Normal. Yani bizim gibi Türk kızları.
Oğlum o zaman bu kızlar açık ve aleni bir şekilde sizinle dalga geçiyorlar lan. Farkında değil misin? Dalga geçmiş kızlar sizinle ya. Ben sana dedim Yarcan yardım etmez. Adam kıskanıyor. Kıskanıyor. Ya Allah aşkına bunun ne... Ya bunun neyini kıskanacağım oğlum? Ne yapabilirim ben buna? Baksana. Kısk. Çatla da patla. Ya baksana ya. Oğlum hadi hadi git arkaya çalışın ya. Gidin çalışın hadi. Böyle işte bunlar. Yani durup dururken piskiletin zincirini niye atar ben de bunu anlamam arkadaş. Gerçekten anlamam ya. Yavrularım siz eğitiminize geç kalmayın. Beni daha fazla beklemeyin burada. Bektirseniz geç kalacaksınız. Hadi okulunuza. Hadi hadi hadi. Yemezler babacığım ya. Sen önce bize harçlıklarımızı ver, biz ondan sonra gideriz. Eşkıya mısınız siz? Babanızdan haraç istiyorsunuz. Tut! Evi indir. Okuz. Ne alışkanlık yapmış bak. Kırarım o elini ha. Utanmıyorsun değil mi? Ananız kaçarken sizi yanında niye kaçırmadı? Ben de onu anlamıyorum yani. Buyurun şekerim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yine afiyet beklerim. Olsun. Afiyet olsun. Yalnız bu saç tonuyla gelme, insanlar davuk yiyor, üstlerine kusmasınlar. Şuna bak, iğrenç. Ay ne var? Ne var? Ne yaptım ben şimdi ya? Ya Sündüz, bu neydi şimdi abicim? Ne? Bu neydi? Ne? Ya Sündüz, biz sabahtan beri seninle ne konuşuyoruz abicim? Sen hani bundan sonra daha delikanlı tavırlar sergileyecektin? Hani zengin çıtırları senin harbi bir delikanlı olduğuna inandırıp bir süre manita parasıyla yaşayacaktık? Hani? Hani? Tamam, tamam. Ben öyle yapıyorum zaten. Mümkün olduğunca delikanlı tavırlar sergiliyorum. Ulan delikanlı adam şekerim der mi? Ya bana bak. Sana kimse şimdiye kadar hiç şekerim diye hitap etmemiş ya. Bence onun üzüntüsü içindesin. Yarcan. Efendim? Yarcan şunun ağzına kürekle bir vur da böyle aklı başına gelsin ya. Ya! Tamam ulan tamam anladım. Olaya el koyuyorum. Karışma. Ben de. Ben iki günde sülün gibi bir delikanlı yapacağım bu kıl kuyruğu. Sülün derken? Birader tezgahın üstünden çek elini ya. Dedikoduculuk karılar gibi tövbe tövbe. En başta şu duruşunu biraz düzelteceğiz kardeşim. Aa ne var benim duruşumda ne var? Ne var? Ne var diyor ya. Ne yok ki Sündüzcüğüm. Sen durmuyorsun sanki hamam taşında göbek atıyorsun ya. Aşk olsun yani Yarcan. Dik dur lan. Dik dur. Göğsünü dışarıya çıkart. Sırtını tikelt biraz. Sırtını tikelt. Göbeğini içine çek. Aşk olsun. Şimdi benim göbeğim mi var demek istiyorsun sen Yarcan? İndir lan o elini oradan. İndir elini. Şimdi ağzının ortasına küreği yiyeceksin. Delikanlı adam konuşurken elini burasına koymaz. Neresine koyar? Hiçbir yerine koymaz birader. Bu kollar böyle yanına sarınır. Sanki zeybek oynuyormuş gibi. Bakışlar çakal. Girdiğin ortamda bir şarjör boşaltacaksın. Bak böyle. Sırt dik, göğüs dışarıda, baş hafif öne eğik. Ne vardı birader şeklinde durur yani. Anlıyor musun? Ne vardı birader? Eller böyle. Yarcan. Hı? Ben hep böyle mi duracağım ya? Evet. Bundan sonra senin yeni duruş şeklin budur aslanım. Bak dikkat edersen aslanım diyorum. O derece yani. Ama yani ben böyle biraz şey olmuyor muyum? Ne olmuyor musun lan? Komik olmuyor muyum ya? Lan şeklini bozdun ya. Evet. Şeklini bozdun, şeklini yaptın. Ben yapamayacağım öyle delikanlı taklidi falan. Ben iyiyim böyle, iyiyim. Oğlum oyunbazanlık etme ya. Oğlum kızları tamamen bağlayana kadar bana ayak uydurmak zorundasın. Evet birader, bizi dinleyeceksin bundan sonra. Kızları bağlamak için bizi... Ya şu elini indirsene aşağıya. İndir şöyle aşağıya. Ay ne yapacağım, nasıl olacak bunu? Hiç bilmiyorum ki ben. Öncelikle bu duruşun üzerine şimdi delikanlılık külliyatından birkaç jargon ekleyeceğiz hadi, birader. Hadi ekle. Bak beni iyi dinle. Çok iyi dinliyorsun. Mahalle kahvesine gideceksin, çay içeceksin. Bakışlar yine çakal, kafa önünde. Kollar böyle yanına sallanıyor ama kralsın, kral ortamda. Giriyorsun içeriye. Selamun aleyküm ağalar. Ama herkes duyuyor, bütün kahve. Çocuğa da diyorsun ki, koçum bana oradan bir çay bağla. Demli olsun, o kadar. Otur. Bu. Bak bakışlar çakal, gözlerden şarjörü boşaltıyorsun. Hadi yap bakalım. Hadi yap, dene hadi. Tamam, şimdi. Çok güzel. Aferin, aferin. Gör kahvedekilere. Ne bakıyorsun lan? Aferin lan. Birader, bana oradan bir çay bağla. Açık olsun. Ya da kuş burnu getir. Ya çay bana iyi gelmiyor biliyor musun? Çarpıntı yapıyor. Ya ne var çay bende çarpıntı. Tamam lan. Tamam sus, sus. Bak çok iyi dinle. Yine başka bir şey söylüyorum. Gider yapıyorsun yine.
Göğüs dışarıda, kafa önünde. Geliyorsun, söyleyeceğin laf şu. Çayın sallamasını, adamın dallamasını sevmem. Aka! Bak. Aka! Sen de söyle. Çayın sallamasını, adamın dallamasını sevmem. Aka! Ay ne bileyim, ben o sonunda ayarı kaçırdım, iyi mi? İndir lan ellerini, indir. Ketçap alabilir miyim? Ha tabii birader, getiriyoruz. Şimdi ketçabı götürsene. Tamam. Ama yeni delikanlı haline götüreceksin ketçabı. Ya o nasıl olacak ya? Ulan az önce 50 saat anlattık mı nasıl olacağını? Çıkart göğsünü dışarıya. Omuzlar kaldır, kolları kır. Göğsünü dışarıya çıkart. Göbeğini içeriye çek. Kafa önde. Yürü. Ver. Ya oğlum şu kollarını sunta yutmuş gibi sallama lan. Karışma. Ben de bu. Ketçap istemişsiniz. Koç. Hadi bakayım, afiyet olsun. Hadi. Şifu, farkında olmadan bir canavar yarattık kardeşim. Ay, tırnağımı kırdım ya. Şifu, geç arkaya ya, geç ya. Devam buraya. Oğlum, adam olmayacak mısın sen? Adam olmayacak mısın? Aa, Erman abi burada mısın? Bulduk Erman abi, sonunda bulduk. Bulduk, neyi bulduk, ne oldu? Sizi Abiye Hanım'la barıştırmanın bir yolunu bulduk. Vallahi mi diyorum? Yalnız ben ondan özür dilemem, o benden özür. Gelecek, ayağıma kapanacak, elimi öpecek. Aa, yok, özür falan yok abi. Kimse kimseden özür dilemeyecek. Mecbur kalacaksınız bir araya gelmeye. Mecbur kalacağız derken yani ne gibi, ne anlama geliyor? Şimdi Erman Bey, Show TV'de canlı para diye bir yarışma var ya. Evet. Hani böyle baştan insanlara 1 milyon lira veriyorlar. Tamam, parayı basıyorsun alamıyorsun, tamam biliyorum onu. O yarışmanın yapımcısı benim üniversiteden çok yakın bir arkadaşımın eşi. Evet. Seval şimdi aradı arkadaşını, sizin adınıza rica etti. Kuzu ailesinin ne kadar böyle güzel, mükemmel ve rating garantili olduğunu söyledi ve sizi yarışmaya alacak. Evet. Yarın akşam Abiye Hanım'la birlikte 1 milyon lira için siz karı koca olarak yarışacaksınız Erman Bey. 1 milyon derken yani o ne demek yani, ne o? 1 trilyon eski parayla abi, 1 milyon lira. 1 milyon lira. Oradan bize de para kalıyor mu? Evet. Hay bey, siz 1 milyon deyin, ağzınızı yerim. Bala bak, bal bal. Türk malı ho, Türk malı he. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı he. Türk malı ailesi kuzularım he. Beyler. Beyler niye yavaşız bugün bu kadar, anlamıyorum ki ya. Bakın bayanlar burada beklemekten ağaç oldular. Oysa ki ben her konuda o kadar hızlıyımdır ki kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım adeta. Buyurun. 1 adet Normandiya menüsü, size de 1 adet İnebahtı menüsü. Afiyet olsun. Normandiya menüsü mü? Biz bu menüden istemedik. Olur mu hayatım? Bu menü şanslı ve taşsal müşterilerimize 1 gecelik Normandiya gezisi kazandırıyor. Çekilişe katılmak için peçetelerde yazan telefon numaramı aramanız yeterli. Gerisine karışmıyorsunuz, bende. Daha çok arayın, daha çok Normandiya hakkı kazanın. Afiyet olsun. Yarcan! Şu anda hayal kuruyorum, rahatsız etmeyin abiciğim. Aa, Abiye abla bizden habersiz lotoyu koymuş galiba. Ne diyorsunuz oğlum siz? Thank you.
Nurettin Efendi'nin Nut Kanunu'na çevirdiği yeni ev adresi burası demek ki. Demek gili değil, apartman dışarıdan yamuk gösteriyor. Aman Erman, sinirlenme yavrum. Kapıyı açtığı zaman asla abiye bağırmayacaksın. Tepkini belli etmeyeceksin. Saatin teklifi duyduğu zaman boynumu atlayacak. Aramızdaki husumet de kalkmış olacak. Birlikte tatlıya bağlanacak. O yüzden huzurlu olman lazım. Erman sinir yapma yani. Yapma Erman. Kime diyorum ben? Okul. Yapma. Sakin ol. Abiye kapıyı aç. Kimde olduğumu biliyorum. Aç kapıyı diyorum. Vur. Kız aç. Kız aç. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz? Abiye nerede lan? Abiye kim abi? Vay yalan söylemeyin lan. Sen bunu görüyor musun? Bunun ne olduğunu biliyor musun lan? Bunun ağzını bulguru döker öldürürüm seni ha. Siz beni mi kandırıyorsunuz lan? Abiye neresi çık? Neresi çık kız? Nerede lan abiye? Abiye nerede lan? Abi boşuna bağırıyorsunuz. Evde bizden başka kimse yok. Lan benden tırsıp da abiyi camdan mı attınız yoksa? İkinizi de öldürür burada. Yok abi ne alakası var? Biz doğalgaz tesisatını kontrol etmek için buradayız. Ablacığım sen ne yapmışsın böyle ya? Bütün alışveriş merkezini temelden satın almışsın adeta. Bu da hiçbir şey değil Yercan. Daha üçüncü ve dördüncü katlar var. Devlete millete hayırlı uğurlu olsun o zaman ablacığım. Bizim evin arka bahçesinde doğalgaz ve petrol yatakları bulundu herhalde. Hayır Yercan'cığım, eniştene bir banka yeni bir kredi kartı göndertmiş. Onun açılışını yaptım bu vesileyle. O derece yani. Hadi sen bana şuradan bir pizza at da ben biraz onu yiyeyim, dinleneyim, libidomu dengeleyeyim. Ondan sonra tekrar alışverişe devam edeyim. Yalnız ablacığım, bu dükkanda artık pizza yok. Ama istersen davuk var. Davuk mu? O da olur. Şipo, şündür. Ablan ve ben oradan bir tane spesyal kova hazırlıyoruz. Hadi koçlar. Hemen geliyor. Neden burada çalışıyorlar artık? Evet ablacığım. Baktım çocuklar zavallı, pesbayı acıdım, yanıma aldım. Biraz iş öğrensinler. Benim kardeşim Yarcan'ın ne kadar mükemmel bir insan olduğunu görüyorsunuz değil mi çocuklar? İnsan, insan. Çağdaşlık ve dinayet akıyor her yerinde. Ya hiç sorma abi abla. Ahlak timsali kendisi. Sloganımız neydi arkadaşlar? Ağzımız değil, ellerimiz çalışıyor. Yoksa? Kürek ağızlara doğru süratle yola çıkıyor. Bravo. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Çalışma. Devam, devam. Yani siz evi doğalgaz bağlatmaya geldiniz öyle mi? Evet abi, eve yeni bir kombi gelmiş. Biz de gelip bugün gerekli keşifleri yapalım dedik. İşçisiniz yani. Evet abi. Anlıyorum. Tamam o zaman. Kusura kalmayın. Yani ben sinirlerime bazen hakim olamıyorum normal bir insan olaraktan. Yani ben hanımımdan dolayı biraz problem yaşıyorum. O yüzden biraz bunalıma girdim yani. Tamam mı? Hepinizin özür dilerim. Ya olmazsa siz kaçın. Ben burada zaten hanımımı bekleyeceğim. O arada da yarım saat falan sürer değil mi? Ben bağlarım onu ya şey yapmayın. Abi olmaz ki şimdi. Yetkili kişilerin bağlaması lazım bunu. Yani Allah muhafaza yarın başınız belaya girer. Gaz işi bu yani belli olmaz. Sonra arayıp şirkete haber vermek lazım projeyi onaylamak için. Tabii. Abi istersen sen otur ben sana bir nane limon kaynatayım. Abi sinirine de iyi gelir. Yok koçum ya ben kaçayım kaçayım. Siz içinize bakın işçiye emekçiye saygınız sonsuzdur yani. Siz içinize bakın olmadı. Ben kaçayım ben onun nerede olduğunu biliyorum yani. Evlilik çok zor iş. Yani çok bir tek. Hadi kolay gelsin. Rahatınıza bakın. Kolay gelsin. Saçını kestir. Manyak mıdır nedir ya? Yercan acaba bu alışveriş merkezinde bana da bir iş bakınsak mı? Sen mi çalışacaksın yani? Neden bu kadar şaşırdın? Çalışamaz mıyım? Ben de gayet künefiyeli bir elemanım. Yok ablacığım çalışabilirsin. Neden çalışamayacaksın ama hani senin bakmakla yükümlü olduğun bir ailen, bir yuvan var ya o anlamda söyledim. O eskidendi Yercan'cığım. Ben şimdi eniştelerimle boşandıktan sonra kendi ekonomik bağımsızlığımı ilan edince, çocuklarımın vilayetini de üzerime alınca o zaman göreceksin. O zaman ben hayata geçiş yapacağım, gençliğimi tekrar yaşayacağım. Ne derece diyorsun yani? Ciddi ciddi boşanacaksın öyle mi? Evet, şartlar onu gerektirtiyor. Vallahi ablacığım ben eniştemin bu durumu kabulleneceğini pek zannetmiyorum. Neden biliyorsun? Suratındaki cinnet ifadesine bakılınca direkt anlaşılıyor. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Beni görmedin.
gelin. Hoş geldin enişte. Tavuk yer misin? Hemen sana şipeşel bir kova hazırlatayım. Hadi çocuklar, dükkanı gezmek ister misin enişte? Ya bir dur, kalk kız. Kalk oradan, kalk kalk kalk. Kalk, bir yerine bir şey olacak, kalk. Kalk, sana acil bir şey söyleyeceğim, hadi. Git başımdan Erman. Yüzüne gömmek bile istemiyorum seni. Kız bak, bu alışveriş merkezinin ortasında bana cinnet gösterisi yaptırtma. Bak çık, sana iyi haberlerim var, çık. Ay ne oldu Erman? Yurdumuza giriş yapan ithal öküzlerden sonra senin değerin mi artmış? Bak ya, kendine kızım, çıksana tamam ya. Gel bir dakika, gel gel, bir şey söyleyeceğim. Çık. Çık, bir yerine bir şey olacak, çık. Dur 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 dur. Kolumu tut. Ya Erman. Kolumu tut. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Ablacığım ya. Gel. Dur. Allah Allah. Güzel haberlerle geldim. Kızım önce bir dinle. Önce bir olayı anla, ondan sonra gir masanın altına. Asıl benim seni sokmam lazım masanın altına. Neredesin 2-3 gündür? Neyse Erman, biraz çabuk olur musun lütfen? Alışveriş merkezi kapanmadan yukarıdaki katlardan almam gereken alışlar ve verişler var. Ne? Ne diyeyim, ne biçim konuşuyorsun lan alışlar verişler? Anlıyorum da yani ne demek istiyorsun sen? Bütün bunları sen mi aldın? E ben aldım. Kim aldı ya? Benim keyfimin yahyası mısın? Ne alıp ne almayacağımı sana mı soracağım? Ne isteyip ne istemediğimi sana mı soracağım? Tamam sorma. Neyle aldın bunları? Kredi kartıyla. Yanımda o kadar keş mi taşıyorum ben? Kızım bizim kredi kartımız mı var? Vardı ama artık yok. Çünkü bugünkü alışverişimden sonra limit hışımından büyük ihtimalle iptal edecekler. Ya kızım sen bana kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun? Allah'ını seversen ya. Ben nereden bulacağım bu kadar şeyin parasını? Bunu beni aldatmadan önce düşünecektin. O beni aldattığın karıları gezdirmek için nereden para buluyorsan... ...benim bazı hayati harcamalarımı karşılamak için de aynı yerden bulursun parayı. Ya geçti ki de bir bana aynı şeyi söyleyip durma. Sen benim bu anlıkla mı karıştırdın? Ne bağırıyorsun be? Manyak, ben öyle şey yapmam. Ben sana ne dedim? Kadınlar bize Gökhan'la örnek daireyi göstertiyorlardı. Gökhan götürdü beni oraya. 50 kere anlattım. Ay görüyorsunuz değil mi çocuklar? Bakın, özrü kaba etinden büyük. Sen devam et ya, böyle devirmeye devam et. Devam et. Kahili bile almıyorum seni. Anladın mı? Ay ben seni çok alıyorum. Yok ya, devam et. Bak umurumda bile değilsin. Bunlar da benden sana hediye olsun. Erman kuzunun hediyesi. Görüyorsun değil mi? Ben neyle maaşı denk getiriyorum, bu neler yapıyor? Şimdi haklı mıyım, haksız mıyım Yarcan? Sen erkeksin, gel kendi yerine koy beni. Haklısın enişte ama hep işte... Haklı, hep haklı, hep olmaz. Haklı, tabii tabii. Olmaz. Yarın görüşeceğiz. Eğer yarın yarışmada 100 milyar kaldıramazsak... ...beni cezaevine atacaklar kredi kartın borcundan dolayı. Ben de kıymık ailesini katledeceğim. Ha görüşürüz. İnşallah atarlar Erman, inşallah atarlar. Hemen kıymık ailesi mi oldu? Hemen boşandık, soyadım da mı gitti Erman? Ya. İnşallah atarlar Erman. Abla yarışma diyor, bir şey diyor. Erman sen demin yarışma mı dedim? Ha dedim. Ne oldu? Şimdi niye oldu? Ha ne oldu kıymık ailesi? Ya yine ne varsa kuzey ailesinde var. Gökhan'la Seval bizi canlı para yok mu? Orada canlı yayını almışlar. Yemin et. Allah pilamı versin. Artvin'in meşhur folklor dansı atabarı, yerin dibinden kaynar su çekmeye yarayan kuyu, Artazyen kuyusu. Avrupa'nın Artazyen kuyusu atabarı, unutma unutma, Avrupa'nın en yüksek dağları Alpler. Ay, Alpler mi? Koskoca dağlara insan adı vermişler. Ailenin dağıydı herhalde ise onlar. Alplerin dağı yani. Alper koyalardı bari. Ay ne kadar mahir derdi ya, siklopedi bu böyle. Selamun aleyküm. Bu neydi, bu neydi, bu neydi? Yarası adam Bartman. Bartman. Bartman neyle başlıyor? Beyne. Beyne de, beyne de. Kusura kalma ya. Pazar yerine gidip alışveriş yapamadım. Küs olduğumuz için eskisiyle idare edeceksin artık. Dur bakayım. Ne yaptın kız? Kültür mü patlattın? Ha buldum. Bartman.
Batman yazmışlar. Bak gene yanlış yazmışlar. Batman İç Anadolu bölgesinde bir ilimiz değil mi Erman? Batman'ı Batman diye yazmışlar. Bu ikinci yapışları. Bak Batman filmi ilk kez 1939 yılında detektive Comics'in içinde bir yan kahraman olarak çizilmiş. 66'da ilk TV dizisi, aklında tut bunları aklında. 89'da da filmi yapılmış. Batman'ın 89'da filmi. Bugüne kadar da tas tamamına kaç tane Erman? 6 tane Batman filmi çekilmiş. Aklında tut. Bahane ya, niye tutayım aklımda? Madem öyle bir şey yapmışlar, bugün de barışmamızın şerefine son Batman filmini beraber çekebiliriz istiyorsan. İsmini de buldum. Batman coşuyor. Erman, sen şimdi ciddi ciddi benim tenimden, dişiliğimden, ölümcül cazibemden faydalanmayı mı düşünüyorsun? Dediklerinden tam bir şey anlamadım ama faydalanma kısmına ben de katılıyorum abiciğim. Gerçekten doğru, evet. Bravo Erman. Oley Erman. Erman, ne bakıyorsun? Sen benim bacağıma mı bakıyorsun? Yok kızım, bakıyorum. Ansiklopediye bakıyorum. Ben de kültür almak istiyorum. A harfine bakacaksın Erman. Angusta var mısın diye mesela. Olabilir. Sana gönlümün bam telini titreten bir hayret koyuyorum. Bak şimdi ya, ben ne yaptım şimdi sana? Allah'ını seversin, ne yaptım ben ya? Ya günlerdir bu evde hayalet gibi geziyorum bak. Hiç acımıyorsun bana abi. Gözünü seveyim ya. Kaç gündür bu yatakta yalnız yatıyorum biliyor musun? Biliyor musun? Hiç düşünüyor musun kocanı yani? Gerçekten ben mağdur durumdayım abi. Bana acı ya. Yani bunun bir olurunu bulalım. Bir güne yayalım, aylara yayalım olmaz. Ben aya da razıyım. Beni bir erkeğim abiyeciğim. Ya gerçekten durumumu acı benim ya. Yani nasıl bir durumdayım anlatamam sana abiye ya. Gerçekten delirmek üzereyim yani. Benim kafam beynim almıyor ya. Erman ne yapıyorsun? Ağlıyorum. Erman beni delirtmek mi istiyorsun sen? Şu an nereden çıktı bu? Bu cinsellikle ilgili durum nereden çıktı? Hemen yatak odasına gelince aklına bunlar geliyor senin. Ne gelsin? Ana haber bülteni mi gelsin aklıma? Ne gelir yatak odasında insanın aklına? Erman. Dikel bakayım. Ne? Erkek olduğunu unutma benim karşımda. Erman. Görmüyor musun? Yarın akşam biz canlı yayında yarışmaya katılacağız ya. Bu hayatımızın fırsatı, kafamıza konmuş bir salih kuşu. Neden böyle yapıyorsun Erman? Şu an cinselliğin sırası mı? 4 gün oldu. Erman tamam, hadi artık çalışıyoruz ha. 4 gün oldu, 4 gün diyorum, hala çalışıyoruz diyorsun. Ben çalışamadıktan sonra sen çalışsan ne olur? 4 gün oldu, 4 gün. Bunu yazıyorum bak, liste yaptım kendime. Erman lütfen şu ağlamayı kesip biraz hazırlanır mısın? Kızım ne yapacağız ya? Dışarı çıkıp koşu mu yapacağız? Ne hazırlanması? Erman çalışacağız. Bak şimdi ben A'dan ortaya böl. A'dan G'ye kadar olan yerleri alacağım. Sen de G'den Z'ye kadar olan yerleri alacaksın. Ansiklopediden pay edeceğiz. Herkes ona göre çalışacak. Hadi bakalım sabaha kadar bunları ezberleyeceğiz. Kaldır şunu biraz. Tamam neyse. G olmaz da. Olur. Harfi. Burada ne var ki? İşte hadi Erman ezberleyelim şunları ya. Lütfen şu salih kuşunu kaçırmayalım. Ya kızım gece vakti kafam almaz benim bunları ya. Ben bütün gün itler gibi çalıştım, zaten yorgunum. Erman itiraz istemiyorum. Bunları çalışacağız, ezberleyeceğiz, yarın da bütün soruları bileceğiz. Bak bir de benimle alay geçiyordun, bir de bana kızıyordun. Bunlar ünitede boş yer kaplıyor, atalım bu ansiklopedileri diye. Bak çalışalım, ondan sonra elimi öpebilirsin. Tamam mı Erman? Söz mü? Söz buramı da ama buraya kadar. Tamam şimdi. Bunları da okursak ezberlersek ondan sonra buraları mı? Hadi bakalım. Bak bak görüyor musun bak açtığım sayfaya bak yani Allah getire bak gördün. Memelilerde üreme. Memelileri görüyorsun değil mi abi? Bazı memeliler ne kadar şanslılar. İlalim çatır çatır ürüyor bizde bölünme bile yok arkadaş. Sinirleniyorum ya. Kol öptürecektin getir. Tamam Erman, orada memelilerde üreme yazmıyordu, bırak. O zaman ben de buraya açayım, deyim ki cinsel açlık. Bir türlü doymama hali. Bunu mu diyeyim o zaman ben de? Tamam, hadi şimdi G'yi okuyalım. G harfi. G harfi. Bura. Bura. Okey.
Erman terbiyesizleşme ha. Yok kız, bir tek Goti değil adam. Adam yavdur Goti Johan Borhan diyor. Erman yeter sen bu terbiyesizliğin, ahlaksızlığın artık. Sen niye öyle şey söylüyorsun? Bir tek Goti olsa terbiyesizlik olurdu. Adamın adı öyle, ben ne yapayım? Sus. Johan Borhan. Erman sus. Alman yazarı, romancı, evrensel boyutlara ulaşmış ünüyle dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri diyor. Bizim hayatında kitap okumadığın için nereden tanıyacaksın el alemin Goti'sini? Erman sen hala konuşuyor musun? Susar mısın? Tamam diyor. Öpücük. Hadi Erman, bu uydurmaça öpücük yok. Al bak. Ne yazıyor? Goti. Duralım. Şuraya kadar değil miydi? Bir tane daha var. Al. Söyle, harf söyle. B'di. Ha. 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 Hanımlar, beyler. Canlı yayın, canlı para bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi de sıradaki yarışmacılarımız kuzular geliyor. Basabiliriz değil mi üstüne? Korkmayın efendim, buyurun. Kırılmaz değil mi? Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar efendim. Buyurun. Evet, Erman Bey'i biraz heyecanlı görüyorum. Değil mi? Evet. Yok, heyecanlı falan değilim de yani biraz tabii ki hani şeylerimiz oluyor haliyle de. Televizyon, o kameralar karşısında. Abi hanım daha sakin ama. Tabii. Ben de bu kadar parayı bir arada görmedim. Biraz da onun verdiği bir şeylik var üzerimde. Mağduriyet var üzerimizde. Anlıyorum, anlıyorum. Ben bir keresinde benim halamgiller Almanya'dan kesin kes dönüş yaptıkları zaman halamın ortanca kızı Semra ablam yok muydu Erman? Semra ablamların düğününden sonra ben onlara takılan şeyleri görmüştüm. Takılarının altınları ama o da bu kadar değildi yani. Anladım. Semra ablamları hatırladın mı? Hatırladım. Hepsini buradan selam olsun. Evet. Selamımızı da yolladık. Yarışmanın kurallarını zaten biliyorsunuz. Tekrar etmemize gerek yok. Abi hanım, şu anda burada masanın üzerinde tam 1 milyon lira var. Evet. Evet. Ve bu 1 milyon lira sizin. Bizim mi? Evet, evet sizin. Buyurun parayla bir tanışın efendim. Yani ne kadar kolaymış değil mi? Hiçbir şey yapmadan 1 milyon liranın sahibi olduk. Hay sizin o 1 milyon diyen ağzınızı bekliyorum. Beyefendi bir şey oldu ama. Erman! Eyvah, babamın evi mi geldi? Ya keşke ablamla ben katılsaydım şu yarışmaya ya. Kesin var ya en az bir 250'miz garanti vardı yani. Hayır Erman. Hayır abi, şimdi sırası değil. Abi ne olur toparla kendini. Erman abi, Erman abi ne olur toparla kendini lütfen. Erman abi lütfen. Gökhan'cığım ne oluyor sana? Niye heyecanlanıyorsun sen? Bizim için önemli olan Abiye Kuzu ile Erman Kuzu'nun barışmasıydı. Barıştılar işte. Sonrası bizi ilgilendirmiyor. Hayır aşkım, hayır anlamadın. Eğer büyük ikramiye kazanırlarsa yani 1 milyon lirayı... o zaman kendilerine daha yeni ve çağdaş bir ev almak isteyecekler. Biz de ebediyen onlardan kurtulmuş olacağız bir tanem. Hadi abi, hadi. Hadi abi. Toparla hadi. Abi. Erman abi lütfen. Hadi Erman abi. Erman abi lütfen kendine. Erman abi. Erman! Sürücü bey, oradan cıvcım bakın. Masanın ve suratımıza gelin. Yardım edin beyimi bu inme halinden çıkartalım. Erman! Erman! Vallahi ben de ne yapılır tam bilemiyorum şu anda ama isterseniz bir reklam arasına gidelim sevgili izleyiciler. Reklamdan sonra programa kaldığımız yerden işimize devam etmiş oluruz. Erman Bey de düzelmiş olur. Yok yok, ben iyiyim, iyiyim. Kendime geldim, geldim. Kendime geldim yani. Yok yok, biz bir yere gitmeyelim ya. Gidersek paraları alırlar. Ben iyiyim, bir şeyim kalmadı. Tamam, tamam. Yarışmaya tamam. Devam edebilecek misiniz? İyiyim, iyiyim. Normalim ben yani. Tamam. O halde bu 1 milyon lira sizin ve canlı yayın, canlı para başlıyor.
Hadi hadi. Erman Gülçen, yapma ha artık. Saydın mı? 1 milyon mu? Sayarız şimdi, sayarız Erman. Evet, artık sizi yerinize alabilirim. Buyurun. Gel, yerimize geçecek misiniz? Baktık, bu zil güzel. Buyurun. Umarım yarışmanın sonunda da paraya bu kadar yakından bakabilirsiniz. İnşallah, gönül ister ki bakmak isteriz yani. Evet. Değil mi? O halde hiç vakit geçirmeden ilk sorumuzu alalım. Şimdi ilk sorumuzun konu başlıkları geliyor. Babalar mı, çabalar mı? Çabalar. Babalar, babalar, babalar. Babalar, beyin babalar diyor. Peki efendim. Soru başlığı olarak babaları seçtiniz. O halde bu konu başlığının şıkları gelsin. Gelsin. Nereden geliyor? Bu arkadaş getirdi galiba. Haziran ayının 1. pazarı. Evet. Haziran ayının 2. pazarı. Evet. Haziran ayının 3. pazarı. Evet. Ve Haziran ayının 4. pazarı. Evet. Işıklar size bir şey ifade etti mi? Yani tatil. Ya, bize pek bir şey ifade etmiyor. Yani evet. Anladım. O halde isterseniz bu şıkların sorusuna bakalım. Bakalım. Sorumuz geliyor. Babalar günü ne zaman kutlanır? Babalar günü ne zaman kutlanır? Bugüne kadar bir babalık hakkı hissedemedim ama yani. Biraz şaşırtmacalı bir soru olduğunu kabul ediyorum. Haziran ayının 1. pazarı mı? Haziran ayının 2. pazarı mı? Haziran ayının 3. pazarı mı? Haziran ayının 4. pazarı mı? Haziran ayının 1. Şöyle pazarı. Şöyle bir eski babalar günlerini hatırlamaya başladınız. 1. pazarı Haziran'ın 12'si mi? Siz onları düşünürken biz de sürenizi başlatıyoruz. Buyurun. Erman kuş. Saysaydık ya. Erman kuş. Sayacak kadar vaktimiz yok Erman Bey. Öyle mi? Dur bakayım. Şu anda süreniz başladı. Buyurun. Disti, 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 disti. Dikkatli ol. Her yere basma. Erman nasıl basmayayım? Emin olamıyorum ki hangi soru doğru. Hayatım bak, bak 3. haftası diyor bak, gel gel bak. 3. pazar ben biliyorum. 12 Mayıs mı, 13 Mayıs mı, öyle bir şey olması lazım. Ya sen bak çarçur ediyorsun paraları. Son 30 saniye. Yani insanı kendi parasıyla rezil ediyorsunuz. Sık bu, boynuz etmeyin ya. Kızım niye gittik iki tarafa birden bastın ya? Götürme götürme, benimkini saydım ben hesapladım, dur. Bozma burayı, dur. 54. Son 10 saniye. Gir gir gir, kapanıyor kapanıyor. Kapanıyor, hepsini al şuradan çıkarım. Son 5 saniye. Erman Bey, Erman Bey yalnız paraları masa dışında ve şıklar dışında herhangi bir yere koyamıyoruz. Lütfen onu da seçeneklerden birinin üzerine bırakalım. Evet. Yani gerçekten temas etmedim, nasıl geldi ben de anlamadım gerçekten. Evet. Vakit yetmedi sanırım. Yerinizi alayım sizi. Ya çok güzel hareket ama zamanlaması yanlış. Ablam sunucuyu lafa tutarken hop parayı alıp cebe atacaktı cukka. Burada lafa tutacak sunucuyu bak mesela. Baba nasılsın, ne yapıyorsun? Hop al cebine koy. Ne oldu, kim gördü, bitti. Sahiden dayı ya. Kafa yok kafa. Keşke sen katılsaydın babamın yerine şu yarışmaya. Tabii oğlum, tabii. Hiçbir soru bilemesem en az 300-400 lira tokatlayıp öyle ayrılırdım yarışmadan. Kesin cukka. Ne diyorsun? Tabii. Ama işte böyle genç yeteneklerin önünü tıkıyorlar. İlk soruda size ait olan 1 milyon lirayı 3'e böldünüz. 250 milyonu Haziran ayının ilk haftasına mı bastım? Evet Erman. Allah senin belanı vermesin ya. Bakalım. Tabii şimdi heyecanlı bir bekleyiş içindesiniz. Şu anda yeniden bir şansınız olsaydı paraları yine bu şekilde mi dağıtırdınız?
Yani geriye giderdim, gerçekten evliliğimi tartar bitirdim. Her şeye dikkat ederdim ben yani. Ben olsaydım Haziran'ın ilk haftasına basmazdım. Ama gelir ki hanımıma bazı şeyleri anlatamıyorum. Tabii o kadar geriye dönme şansımız maalesef. Çünkü para kadar kazanılmıyor. O çünkü çalışmadığı için bilmiyor bu tür şeyleri. Ben zorlanıyorum yani. Açalım bakalım olmaz. O halde bir bakalım. Doğru cevap hangi şıktaymış? Ay ne kadar uzatıyorsunuz şıt tıktıkları. Ya bir de şu lazerleri kapatabilir miyiz? Gözümü aldı ya. Artık açalım yani. Hepimiz şeker atlasınız. Ay ya. Dedim ya. Bak ıslatmak yaptın. Bütün paraları götürdün ya. Sizin yüzünüzden boşanacağız şimdi. Ya yedin bitirdin beni. Yedin bitirdin ya. Paraları götürüyor iki kişi. Evet onlar görevli arkadaşlarımız. Ha. Paraları alıyorlar. Ya gitti paralar ya. Ya belli işte diğer cevap doğru. Ne yapıyorsun abla? Ben olsam bütün parayı diğer cevaba yatırırdım ya. 600 bin lira paranız var. Paranızı geri alabilirsiniz. Aa, bu kadar kolay bir soru için o kadar para kaybettiler ya. Yazık. Evet, evet aşkım ya. Ya biz olsak kesin bilirdik şunu ya. Herhalde hayatım yani biz olsak kesin 1 milyonu kazanmıştık. Aşkım. Efendim hayatım. Sana bir şey soracağım. Biz neden kuzular yerine bu yarışmaya katılmadık? Abi ya gözünü seveyim. Bak bilmediğin sorular için götürüp paramara basma. Sakın. Alabilirsiniz. Yapma. Erman Bey yalnız tekrar ediyorum. Paraların tabii, hepsini tabii. Masanın üzerinde bırakacak şekilde tabii. Parayı alıp. Zaten baktım yani. Evet. Ne kadar kalınlığına baktım yani. Bu değil, bu değil. Bu destiler ayrılmıyor mu hiç? Buyurun tekrar yerinizi alıyorum sizi. 600 bin lira da hiç fena olmayan bir rakam. Erman Bey ne iş yapıyorlar? Ben devlet memuruyum. Devlet memurusunuz. Evet. Buradan kazanacağınız parayla ilgili bir hayaliniz, yapmak istediğiniz bir şey var mı? Yani bir araba olabilir. Eşine, ailesine harcar yani. Ne yapacak yani? Hanımla benim kendimize ait bir yuvamız olabilir. Yani bir tane yeni bir ev. Evet. Apartman dairesinden. Çocukların okul imkanı gibi. Kullanılabilir yani değil mi? Peki. Yani önce kendimize güzel güzel bir şeyler yaparız. Tatillere gideriz Erman. Biraz harcanırız yani. Ondan sonra çocukların eğitimi falan gelir yani peşinde. Umarım bu hayalleriniz gerçekleşir. İnşallah, inşallah. O zaman ikinci soruya geçelim. Geçelim. Şimdi ikinci sorumuzun konu başlıkları geliyor. Kesin. Saatler mi? Vaatler mi? Vaatler demek ne demek lan? Ne demek yani vaatler? Bir şeyi vaat edilmesi. Vaat edilen şeyin gerçekleşmesi olabilir. Saatler olsun. Erman hayır. Vaatler daha çağdaş görüküyor. Erman şey yapalım. Hayatım saatler olsun. Sen beni dinle. Saatler olsun derler ya. Saatler olsun. Erman Laura Ingalls yapalım. Yapalım hadi gel. 1, 2, 3. Küçük ev. Laura Ingalls, Laura Ingalls. Karalı karalı. Kız. Kelimeri. Kız. Saatler. İlginç. İlk defa yarışmamızda bir yarışmacı çift şıkları seçerken böylesine garip bir yöntem uyguladı. Umarım dediğiniz gibi iyi saatte olsunlar olmaz. Ay ne kadar siz yavaş ağır ilginç. Evet. Odur budur. Adam şimdi... Peki konu başlığımız saatler ve saatler konu başlığının şıklarını görelim. Geldi dur. Şıkçı Bey. 144. 144. 168. 168. 148. 148. Ve 164. 164. Ben bildim soruyu. İlk saati ne zaman yapıldı değil mi? Soruları peki, ben de bilmiyorum tamam, şu anda. Bakalım peki. Hayır. İlginç sayılar. Herhalde soruyu görmeden pek de fikir yürütülecek bir şey değil. Tahmin ediyorum. Kol saati ne zaman yapıldı da olabilir? Sade de gelmiyorsunuz. Ağzınızda lafı geveliyorsunuz. Ağır.
bunu yapmaya hakkınız yok. Abi hanım tabii heyecanlı. Ya. Canlı yayın heyecanı. O halde bakalım ikinci sorumuz neymiş? Bir haftada kaç saat vardır? Bir haftada kaç saat vardır? Evet, aslında bir hesap sorusu. Hesap sorusu. Şu anda kafada hesabı yapmaya başladınız. Biz de süremizi başlatıyoruz. Şöyle karar verelim. Bir dakika, 52 yazması gerekiyordu orada. Şıklarda yanlışlık olabilir. Emin misiniz? Şıklarda yanlışlık yok Abi Hanım. Kenan doğru olabilir mi diyeceğim ama olmaz. Doğru cevap şıklarımızdan bir tanesi. Doğru, evet. O halde süremiz başlasın. Başlasın. Erman. Buraya getir 168, 168. Neden 168'e getiriyoruz Erman? 168'im. Dur. O bir taraflara da. Benim kalbim temiz senin gibi değilim ben. Getir. Getir bunu. Koy. Onu da Erman. Son 40 saniyeniz. 40. Acıcık buraya. Ne yapıyorsun ya? Bırak dursun kızı dedim sana. İki yeri birden götürme. Son 30 saniye. İki yere koymuş mu? İki yere koyma diyorum. Erman Bey, şurada yalnız alalım da. Lütfen. Evet. Elime takalım. Kuralım. Pardon. Evet. Pardon. Gel. Saniye bitti, gel. Son 15 saniyeniz, isterseniz hala değiştirme şansınız. Bakalım böyle, var. Daha iyi oluyor. Son 10 saniye. İlginç. 15 saniye kala parayı bölüştürdünüz. Cevapların iki tanesinden eminsiniz demek ki. Diğer iki cevaba hiç para koymadınız. Ama işin açıkçası bu kadar eminlikten sonra ben tek bir cevaba parayı yatıracağınızı düşünüyordum. Olmadı. Kısmet. Abi Hanım sanki şıklardan bir tanesinden şüpheli gibi. Keşke yatırmasaydık mı diyorsunuz? Hayır, acaba yani o birilerine de mi yatırmalıydık? Ben onun için şey oldum. Evet. Erman Bey, iyi misiniz? İyiyim. Biraz şey oldum, başım döndü de yani. O son parayı götürdü bastı ya 25'i. Onu orada almasaydık şey olacaktım ama... Halbuki 15 saniyeniz vardı. İyiyim yani. Ha, fiştikleyin. Siz de böyle yangınan körükle gidin. Ne olur bunu çıkardığınız zaman siz mi mutlu olacaksınız? Asla. Allah mutluluğunuzu bozmasın bir ömür boyu inşallah. Acıcık hızlı açalım. Evet. Ne oluyor, bekliyor muyuz gene? Şimdi doğru cevap hangisi? Bak gitti, yine gitti ya. Bir sıra dedim ki 225'i oraya koyma kadın. Evet. Beni yedin bitirdin kadın. Moral ben şu an resmen eksilerdeyim ha. Ama üzülmeyin. Yine iddianız devam ediyor. Kaldı ki soruda kalan iki şık var şu anda. 164 cevabına hiç para yatırmadınız. O yanlışlıkla oldu. Oğlum hemen dalmayın lan. Arkadaşlarımız canlı parayı kutusuna koyuyorlar. Kaybettiğiniz para. Bakalım kalan iki şıktan hangisi doğru? Eğer 164 doğru çıkarsa buradan para almadan evinize gideceksiniz. Benim de ölüm çıktığı gibi sizin de ölümünüz çıkabilir burada. O çıkarsa. Allah korusun diyelim. Pislik yapıyorsunuz. Bakın bu tıktıklar 50 saattir. Pislik yapıyorsunuz. Yapmayın şunu. Yarışmanın genel bir kuralı var. Genel bir akışı var. Ona uymaya çalışıyoruz şu anda. Ya yemişim senin akışını yani. Bak zaman gidiyor diyoruz sana. Sen bizi anlamıyor musun ya? Evet, zaten... Getirdin daracık yeri bizi. Göstertiyorsunuz büyük yerleri. Daracık yer ya. Bunalıma girdin. Bak her yer ışık. Yani sıcaktan benim beynim durdu. Hadi. Onu da biz emelim. Evet. O da gitti. Yapmayın diyorum o şunu. Güzel. İşte bu be. Artık rahat diyebilirsiniz. Gerçekten doğru şıklardan birini bulmuşsunuz ve paranın büyük bir kısmını da zaten doğru şıkka 168 cevabına koydunuz.
375 bin lira sizindir. Paranızı geri alabilirsiniz. Alalım. Kargınızı kırdım, affedersiniz. Rica ederim. Tamam, ben hallettim. Gel gel. Tamam, ben hallettim. Ne yapıyorsun? Üzülüyorum. Aşkım. O zaman üçüncü soruya geçelim. Buyurun, geçelim. Üçüncü sorumuzun konu başlıkları geliyor. Gelsin. Başlık gel. Televizyon mu? Eurovizyon mu? Televizyon. Eurovizyon, Eurovizyon. Ervan, çağdaş bir konu. Televizyona göre daha çağdaş. Eurovizyon, Eurovizyon. Tabii hanım. 3 tane televizyon yedi de evde. Şimdi kendini şey yapamıyor çok fazla. Televizyon de her gün izliyorsun işte, al. Vallahi boşanacağız ha. Boşanacağız, sebebi de siz olacaksınız. Hiç gerilmeyin. Eurovizyon. Eurovizyon, daha ismini söyleyemiyorsun. Sorusunu nereden bileceksin? Televizyon diyoruz biz, televizyon. Eurovizyon diyoruz. Ya bir sus kadın ya. Sen erkeğe bak, televizyon. Eğer onun dediğini yaparsanız buradan terk edip giderim burayı. Sizi de Allah'a havale ederim. Lütfen beni de zor durumda bırakmayın. Burada önemli olan iki yarışmacının ortak bir şekilde karar vermesi. Abiciğim, ortak bir şekilde karar verelim. Bunu göstertme bana. Ortak bir şekilde karar veriyoruz. Erozyon diyorum. İlginç. Erman Bey, sonradan değiştirdiniz. Evet. Evet. Pekala. Konu başlığımız Eurovizyon. Şimdi Eurovizyon konu başlığıyla ilgili şıklarımızı görüyoruz. Görelim. Hadise. Sertab Erener. Çetin Alp. Kenan Doğulu. Kenan Doğulu olabilir mi? Daha soruyu sormadım ama biliyorsunuz. Evet. Tamam, tamam. Cevap Kenan Doğulu. Cevap Kenan Doğulu. Beyciğim, emin olmadan bir şeye nasıl yani? Adam bir soruyu sorsun, bırak. Evet. O halde hemen sorumuzu alalım. 2007 Eurovizyon şarkı yarışmasında Türkiye'yi kim temsil etmiştir? Canısı! Canısı temsil etmiştir. Kenan Doğulu! Kenan Doğulu! Bu kadar eminseniz sıra başlasın o zaman. Ya bir dakika, ku. Bir dur. Kendini hepsini koyma be. Erman, ku! Çetin Alp'e de bas. Niye Çetin Alp'e basıyorsun? Ku! Erman! Ben Hadise'ye basayım biraz, dur. Ben Erman! 2007'de kim temsil etmişti ya? Getir, getir. Tamam. Son 45 saniye. Bizim cevabımız doğru. Tamam. Dur, daha 45 saniyemiz hayır, var. Hayır Erman! Süreyi durdurun. Allah, 45 saniyemiz 40 var. 40 saniyeniz var. Bu süre içerisinde başka bir şık üzerine de paranızı yatırabilirsiniz. İsterseniz, bu kadar eminseniz süreyi şu an itibariyle durdurabilirim. Durdurun. Erman. Tamam, dur. Tamam, al. Pekala. Cevaptan son derece emindi. Abiye evet. Kuzu ve Erman Kuzu. Evet. Kenan Doğulu cevabına 375 bin lira paranızın tamamını canlı paraya yatırdınız. Yanlış çıkarsa ben sana sorarım. Evet. Neden bu kadar emindiniz? Söyle. Şimdi bu biraz özele girmek olur. Biliyordum çünkü ben hayatım boyunca hep bu soruyu bekledim. Canısının çıkacağını bekledim. Evet, canısı. Evet. İnanır mısınız, daha yani dün gece kulağını çınlattık. O derece yani. Bir tanışıklık var mı? Hayır, yok, hayır. Yok. Ama aileden biridir yani. Beyim de tanır bilir kendini. Değil ama mi Erman? Yakın zamanda revizyona katılan diğer isimler de vardı. Onları hiç düşünmediniz. Hayır, hayır. Hadise ne zaman da hadise ne zaman gitti ya? O halde 2010 mu? 2010. Yarışmacılarımız son derece eminlerdi kendilerinden. Direkt Kenan Doğulu şıkkına 375 bin lirayı yatırdılar. Ve bakalım iyi mi yaptılar, kötü mü yaptılar, bunu göreceğiz. Bir inç. Ay! Ya nefes alamıyorum, vallahi nefes alamıyorum. Ya git. Vallahi öldürüyordum seni ha. Kenan Doğulu ya. Ben biliyordum, biliyor musun? Ben vallahi ya. Çok efendim. Hadi gel. Hadi. Hadi ya. Gerçekten kendisinden bir hayli emindi. Bu eminlik boşuna değilmiş tabii ki. 375 bin lirayla yarışmaya devam ediyorsunuz. Para sizindir, alabilirsiniz. Buyurun. Alıyorum.
Aslına bakarsanız burada 375 var. Bu bizim bütün imkanlarımızı karşılıyor. Alalım gidelim. Vallahi ayakta duramam. Saatim bindi, varis var. Çok duramıyorum. Biz bunları alalım. Evet, maalesef, maalesef efendim. Dördüncü sorumuzun konu başlıkları geliyor. Dizgi mi, çizgi mi? Dizgi. Dizgi. Yanıltmacı olabilir ama bak dizgi diyor. Dizgi diye bir şey yok ki. Ne demek yani dizgi? Diz mi yani? Diz mi? Menisküs o mu? Çizgi çizgi. En güzel o. Çizgi diyelim biz. Yani. Çizgi diyorsunuz. Tabii. Pekala. Çizgi konu başlığının şıkları geliyor. Gelsin. Neredesin ya? Seni bekliyoruz. Belçika. Belçika. Fransa. Fransa. Avusturya. Avusturya. Macaristan. Macaristan. Macaristan mı acaba Erman? Hiç buralara gittiniz mi? Ben yani hepsine böyle bir aldım bilet fakat işte devlet memuru olduğumuz için ben mesai koydular gidemedik değil mi? Ülkemi gezmeyi seviyorum. Yani dışarılara gitmeyi pek sevmiyorum. Genellikle Gudil tarafını tercih ediyoruz. Tabii bizim ülkemizde de. Bizim ülkemizde de çok güzel yerler var gezilesi, değil mi? Yayan olarak gitmeye bayılıyoruz tatillere. Yani İstanbul'dan beri, İstanbul'dan beri başka bir yer dediğinizi görmedim daha. Onu da görmek istiyorum. Evet. Spor sever Gürçet herhalde. Evet. Evet. Bakalım bu ülkelerin, şıklarda gördüğümüz bu ülkelerin sorusu neymiş? Alalım sorumuzu lütfen. Çizgi roman karakteri Tenten maceralarında nerede yaşamaktadır? Nerede yaşadığıyla ilgili yani ben okuduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla bence Fransa. Çünkü hep o şeyleri veriyordu yani. Ben takip ediyordum çocukluğumda. Conan, o, Zagor, Texas, Tom Mix hepsini okuyordum. Evet. Benim bildiğim Fransa'dır diye evet. Tercihim. Erman Bey'in de hazır bir fikri varken biz o halde süreyi başlatalım. Fransa ya tabii kopyayla mopyayla şey yapıyorlardı. Tabii tabii gel gel. Gel gel sen gel mi sen gel mi dur ben. Gerek gel, gel 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 belki yardım et gel saniyeleri. Yok Erman sen ko. Ben beyime güveniyorum. Çünkü temincekte o kendisi bana güvenmişti. Teşekkür ederim tekrar kendisine. Sağ olun. Beyimin son kendisine. 45 saniye. Daha var var var. Erman koduğun kadar yeter gel. Erman Bey bütün paraları, bütün paraları... Anlıyorum. Yok, yok. Hangi şıkkın üzerine koymanız gerekiyorsa yanlış istiyorsanız... Yanlış anlamayın yani. Gomliğimin düğmesi... Çünkü yarışmamızın formatı gereği paralarımızı masa üzerinden son soruya kadar ayırmıyoruz. Şöyle bırakalım. Şöyle. Evet. Şu anda sizi evde izleyen mesela çocuklarınız, akrabalarınız var, var. Var ailem var. Ailemi ben buradan... Kendi çocuklarıma Arda ile Milo diye yanındaki başka kimseyi kayla almıyorum, silamıyorum diyorum. Evet. Onlar da herhalde sizler kadar heyecanlıdır. Sağ olsun. Bu soruda. Zaten şu anda bizde hiç heyecan yok. Kendine güven var. Maddiyata önem veren insanlar değiliz. Önemli olan maneviyattır. Gitse de olur, gitmese de olur. Ama biliyoruz ki gitmez. Çünkü kendimize güveniyoruz, beyimize güveniyoruz. Evet. Ben de sizi tebrik ediyorum Erman Bey ve Abi Hanım'ı, değerli seyircilerimize. Gerçekten yani, örnek yani. Örnek yarışmacılar. İsterseniz daha da fazla bekletmeyeyim sizi, heyecan dorukta. Bakalım şıklardan hangileri yanlış? Ben eminim, dur ya, dur. Eminim ben yani. Ben 10 sene okudum ya. Bak şimdi bak. Bekle, bekle. Evet. Şıklardan biri yanlış ve oraya para yatırmamıştınız. Kaldı 3 şık. Bakalım onlardan hangisi gidiyor? Evet. Tıpkı diğer sorularda olduğu gibi son 2 şıkta hala güzel bir yerden yarışmaya devam ediyorsunuz. Aa, aa, aa.
Ya enişte ya. Abicim. Erman Bey. Abi hanım bir bakarsanız Erman Bey. Buyurun. Ölmemiş mi o daha? Yok yok. Erman Allah korusun. Evet. Erman senin boyun devrilsin. Ya bana bir çekiç getir Allah'ını çevirsin ya. Abi hanımcığım. Lan hepsini almayın alo. Erman Bey. Kendinize gelebildiniz mi efendim? Evet, ilk defa biz de sevgili izleyiciler canlı yayında böyle bir durum yaşıyoruz. Bunun için özür dilerim ama herhalde aşırı heyecandan dolayı. Ama ben oraya bir deste ayırmıştım. Hayır, hepsi, bütün paranın hepsini 375 bin lirayı tek bir cevaba, Fransa cevabına yatırmıştınız. Aşırı heyecan diyemeyiz, aşırı tiskinti, aşırı nefret. Şu an onları diyebiliriz yani Erman. Hiç üzülmeyin, hiç üzülmeyin. Zaten demin de konuşmuştuk. Sonuçta bu bir yarışma. Burada eğlendik, yarıştık güzelce. Önemli olan sizle birlikte olmaktı. Sizin, biz de burada birlikte canlı yayında milyonlarca seyircimizin göz önünde yarışmanızdı. Önemli olan buydu değil mi efendim? Ya ne diyorum babam, ne önemli olan? Ben bu kadar parayı bir arada hiç görmedim ya. Sen neden bahsediyorsun ya? Evet, anlıyorum ama tabii şimdi tek soruya... Yani öyle bir şey diyorsun ki benim gözlerim kararmışsın daha hala yok yarışmaydı yarışmaydı. Ben para için geldim buraya. Anlıyorum ben, evet. Yani her şey maneviyat değildir. O kadar kalkmışız gelmişiz. Maddiyattır önemli olan. Sizinle tanışıp ne olacakmış? Sizinle şurada vakit geçirip ne olacakmış? Nedir yani? Bir dakika ya arkadaşım şu banknotlardan birkaç tanesinden verebilir misiniz bize? Ya en azından yol parası falan bıraksınlar ya. Evet, hepsini aldı götürdüler topladı. Evet efendim tabii ki canlı yayın canlı para devam ediyor. İsterseniz bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra programımıza devam edeceğiz dediğim anda da... Evet. Evet. Tabii canlı yayında bugün enteresan şeyler oluyor. Evet. Enteresan şeyler oluyor. Evet. Bilmeden. Şöyle söyleyeyim. Sayın Erman Kuzu ve Abiye Kuzu şu anda rejide arkadaşlarım kulaklığıma fısıldadılar. Size iyi bir haberim var. Bak ben sana dedim ya. Ben biliyordum ya. Gerçekten biliyordum. Allah razı olsun. Gerçekten sağ ol. Adam ya. Vallahi adam. Evet, ben biliyordum ya. Kalk kalk kalk. Ben evet, biliyordum sizin için ya. Güzel bir haberim var. Teselli ikramiyesi. Dur bir dakika. Evet. Ayağa kalk. Evet. Çocuğun dediği ya ben ne acaba dayı? Bilmiyorum. Dur bakalım dinleyelim. Dur. Sizi ailenizle birlikte... Evet. Dört gün... Evet. Beş gece... Evet. Çok özel bir turla... Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile gönderiyoruz. Toplam 10 gün. Evet. 4 gün 5 gece efendim. 4 gün 5 gece 10 gün Erman. Kuzular havaalanında. Bu resmi büyütüp salona asacağız. Ay ben de netteki sayfama koyacağım bu resimleri anneciğim. Koy kızım, tüm cehalem görsün uçağa bindiğimizi. Ya arkadaş uçağın ikilik vardı. Kim çıkardı bu icadı? Allah'ını çevirsin. Kim ne girdi ya? Erman senden rica ediyorum. Adeta sana yarvalıyorum. Çıkar at şu öküz gözlüklerini. Bak ailece çağdaşlaşabilmemiz için elimize böyle bir fırsat geçmiş. Biraz yontul böğrünü seveyim. Kızım ben kuş muyum uçacağım ya? Ben postacıyım. Normal bir insanım. Postacı yürür, uçmaz. Nefret eder uçmaktan. En fazla bisiklete binir. İyi de baba, posta güvercin diye bir şey yok mu? İyi de ne lan? Düzgün konuş konuşurken babanla. O kız iyi de ne? Ne demek yani? Sen beni alay mı ediyorsun? Bak bütün gün itler gibi yoruluyorum zaten. Canımı sıkma benim ha. O kız, şurada bir tatile gidiyorum. Hepinizin ağzını burnunu dökeceğim bak ha. Teşekkürler Erman. Tatil öncesi hepimizin morallerini tepelere zıplattı. Erman. Bir dakika bakayım. Ay. Erman sen yoksa uçaktan mı korkuyorsun? Kim bin uçaktan korkacak. Delirdin herhalde sen. Erman senin bu stresinin altında bilinçaltında uçak korkusu var. Ne alakası var kızım sen? Ne durup durup aynı şeyi söylüyorsun ya? Ben uçaktan niye korkuyorum? Uçak benden korksun. Demirden korksaydık trene binmezdik abi hanım. Bilmediysen öğren bu lafı. Ben çocuklar için şey yapıyorum. Korkmayın bu zaman uçaktan. Yok korkmuyoruz. Korkmuyorlarmışmış. Yalan söyleme köpek. Sanki ananız sizi uçakta doğurdu. Yürü yürü sıra bize geldi hadi. Erman
Biletlerinizi, biletlerinizi hazırlayın. Çekiliş sırası bize geldi. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Hayır işte, sağ olun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu uçağı süren pilot arkadaşımız yani, uçağımız sağlamdır değil mi? Tabii ki efendim. Bizim bütün uçaklarımız son derece güvenlidir. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ama siz yine de uçağı süren pilot arkadaşa deyin, yani çok fazla havalanmasın. Çünkü bir müşteri var, rahatsız oluyor deyin, çok fazla havalanmasın. Yani. Rica ediyorum yani. Erman yeter, artık ağzında bakla ıslatmayı keser misin? Uçağı kaçıracağız ya. Kaç parça bagajımız vardı efendim? 17. 17 mi? Evet, 17. Hanımım koltuk takımlarını da getirecekti ama bavula sığmadığı için alamadık yanımıza. Erman, onların hepsi bir ihtiyaç. Uçakta acaba espresso makinesi bulunuyor mu? Erman, önemli. Ne bakıyorsun? Önemli. Önemli. Allah'ım, sana şükürler olsun yarabbim. Bana bu günleri de gösterdin. Yürü öpeceğim, yürü öpeceğim. Ya bu ananızın yerli yersiz tiyatroları beni öldürecek ya. Yerleri de hala dikkat edin, şöyle basma basma. Pardon, ayaklarla mı giriyoruz? Nasıl beyefendi? Yani ayaklarla girmeyelim bence, ziyan olmasın hala. Çıkartın ben ayaklarını. Çıkart! Bir inerken alırım, siz de dursun. Ay, iyi misiniz hanımefendi? İyiyim, iyiyim. Biraz heyecanlandım daha. Birisi oluyor sanırım. Yok, daha önce de heyecanlandığım çok defalar olmuştu ama bu heyecan başka tabisi. Biraz uzak tutarımızı kesin. Bir de biz hadi artık yerlerimizi bulmaya geçelim. Uzak tutun. Oturduğun yer, oturduğun yer. Geç, oturduğun geç, geç, geç. Erman, bavulları getir. Ben de ayakkabılarla geçtim. Ayakkabılarla geçtim. Sen geç, ben çıkarım. Sen geç. Geç, sen geç. Kadınlarda da ayakkabı var ha, ona göre. Nasıl? Telik getirdin mi? Ya pencere kenarını sen geç, ben oturmam hadi. Çocuklar sizin yeriniz de tam karşısı. Geçin, geçin, geçin. Otur, otur. Geç, 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 geç. Sen de geç. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bir dakika Erman. Bunları da alır mısınız benim çantamda? Aferin, şunları da alalım. Tam aynı yerde durarsa çocuklar da ayakkabılar bizimkiden aynı olsun. Gel, gel Erman. Otur, otur, otur. Ay. İyi yolculuklar. Otur kız. Kıbrıs'a mı siz de? Biz de Kıbrıs'a. İyi yolculuklar herkese, iyi yolculuklar. Hayırlısı inan. İyi yolculuklar. Ben bir su alayım. Merhaba, ben Kıbrıs uçağına binecektim. Ben de. Senin ne işin var burada ya? Senin ne işin varsa benim de o işim var, Burciş. Ne oldu? Yoksa bizim restoran zincirinin Kıbrıs'taki vahiy toplantısına bensiz mi gidecektim? Ya sadece şube müdürleri davetli o toplantıya. Öyle mi? Peki Burciş, o zaman şu elimde görmüş olduğum davetiyenin üstünde neden benim adım yazıyor? Benim adım ne? Yarcan Kıymık. Bak. Hadi canım. Lütfen çabuk çekil. Ya keşke ben Mersin üzerinden gemiyle gelseydim abi. Gerçekten bak şimdi binince bir an şey oldum. Daracık bir şey ya yani. Böyle çok sevmiyorum uçağı. Erman saçmalama. Zaten 4 gün tatilimiz var. Hepsi yolda mı geçecekti? Seni de beni pencere kenarına tıkadın. Bak işte manzara ya. Bak işte İstanbul'a yukarıdan bak. Sana iyilik yapıyoruz, o da yaramıyor. Yarıyor, yarıyor. Affedersiniz, biz ünlüyüz de televizyona çıktık yarışma programına. Beraber fotoğraf çekinebilir miyiz? Bakalım. Önce şimdi. Bir dakika Erman. Bir dakika derken çıktım ya. Böyle çıktım. Çekilelim. Ay, şey oldu. Yalnız koltuklar yan yana olsun. Çünkü biz Burcuş'umla bir nevi ön balayına çıkıyoruz da anlarsın. Ya ne alakası var ya? Ya hanımefendi lütfen bundan en uzaktaki koltuğu verin bana. Lütfen. Bir dakika. Bana bu diye mi hitap ediyorsun? Ya ne kadar ayıp Burcuş yani, bu kadar yabancı insanın karşısında. Hiç yakıştıramadım. Ya Yarcan, sen de Kıbrıs'a gelirsen dükkana kim bakacak? Sündüzde süpo ne güne duruyor Burcuş. Ama yine de senin için rahat etmeyecekse sen burada kal. Ben tek başıma gayet güzel bir şekilde bayi toplantısına tıkkını temsil edebilirim. Hiç sanmıyorum. O zaman ver elini Kıbrıs diyoruz. Hadi tatlım çabuk. Şimdi koyalım. Ay Erman, şu insanlara bak, karınca kadın görünüyorlar buradan bakınca. Ya Allah senin belanı vermiş. O zaten gerçekten karınca. Görmüyor musun? Demek ki daha havalanmadık, yerdeyiz karınca gezdiğine göre.
Biliyorum şaşkanoz. Ben ilkokuldan beri hep hayal kurardım bir gün uçağa benim de çocuğu iğrenç espriyi yapayım diye. Allah Allah. Benim derdime bak, kadının keyfine bak ya. Hostes Hanım, bakar mısınız? Ne zaman uçacak bu uçak? Kuleden motoru çalıştırmak için izin bekliyoruz efendim. Evet. Kule önemli tabii değil mi? Kule görecek ki oradan ona haber verecek değil mi? O anlamda. Aa, güzel, güzel. Kuleden haber bekliyorlarmış. Erman, al sana çay koydum. Kız niye koyuyorsun? Saatin var, çay burada getiriyorlar. Niye aldın ziyan ediyorsun ya? Erman, bu özel bir durum. Bak ilk binişimiz. Bunlar benim çeyizlik porsiyonellerim. Lütfen iç, afiyet olsun. Çocuklar, alın bakın. Sıkılmayın, tavla oynayın. Sağ ol anneciğim. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Başka ne getirdin? Ay, bizim fotoğrafımız da vardı Erman. Koyacak yer bulsam. Bak. Onu şuraya çivile. Hostesi çağır. Ya manyak mısın? Koy. Ya hanımefendi, elinizi biraz çabuk tutar mısınız? Uçağın kapısı kapanmak üzere. Çok üzgünüm hanımefendi ama uçak çok fazla yolcu almış durumda. Ve ekonomi sınıfında da sadece tek kişilik yerim var. Tamam. Bana verin işte o yeri. Dur. Ben ne olacağım Burciş? Çok üzgünüm Yarcan. Önce ben geldim. Koltuk benimdir. Sen mecburen burada kalıyorsun. Kısmet değilmiş. Hadi bay bay. Hadi. Şimdi ekrana şefimden onay düştü. Diğer yolcuyu business sınıfına yükseltiyoruz. Business mı? Vay, o derece yani. Bendeki kısmeti görüyor musun Burciş? Business ya. Anam anam, kalkıyoruz galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Hostes Hanım, Hostes Hanım. Beyefendi. Sakin olun beyefendi. Kendisi kalkışa geçiş yapıyoruz diye heyecanlandı. Henüz uçak kalkmadı hanımefendi. Yani kalkmadı mı? Havalamadık mı? Hayır, eksik olan yolcularımız var. Henüz onlar gelmedi. Ondan sonra kalkacağız. Öyle mi? Evet. Erman, hayır Erman. Erman, kendine iyi bak. Bak, bak. Business canım. Bir dakika ya, buraya önce ben geldim. O yüzden business'taki yeri de ben almalıyım. Tabii canım. Olur, görürsem söylerim Burciş. Merak etme canım. Ben senin bulunduğun tarafa bol bol portakal suyu takviyesi yaptırırım. Ne de olsa bizim tarafta sınırsız portakal suyu içme hakkımız var. Öyle değil mi? Evet efendim. Affedersiniz, Kıbrıs uçağının kapıları kapandı mı acaba? Yok hanımefendi, henüz değil. Allah'ım, sana şükürler olsun. Neredeyse uçağı kaçırıyordum. O derece diyorsun yani. Ya bu motor ne zaman susacak ya? Erman, bu abluyu hatırladın mı? Hatırladım. Gittin onu sandıktan mı aldın getirdin? Evet Erman. Evinde temizlik yapmazsın, uçağı siliyorsun ya. Sen nasıl bir insansın ya? Erman, hijyen denen bir şey var hayatta. Allah'tan yanım boş kaldı. Birazdan buraya zıplarım ya. Şunu da kaldırır, ikili yatarım vallahi. Oh, ne güzel. Bu adam uçaktayken uçak düşmez inşallah. Düşmez Erman, ne bileyim ben pilot muyum? Pardon beyefendi, tüp mü içtiniz? Nasıl? Yani nefes alışverişinizin tınısı bana bir piknik tüpünü hatırlattı da. Diye. Allah Allah ya. Öyle Allah Allah ya. Yer ver içsin, uyusun. Çaydan olacaktı ki şimdi. Afiyet olsun. İyi ki online check-in yapmışsınız. Yoksa size de verecek yerimiz kalmayacaktı. Buyurun efendim, uçuş kartınız 43A. Bir dakika, 43 mü? Bizimki de 43'tü ya. 43B hem de. O derece yani. Aa, Burcu Hanım, sizin uçuş kartınız bende kalmış. Bir karışıklık olmuş galiba. Bu business kart sizin. Buyurun. Haydi size iyi uçuşlar. Hadi canım, çek çek. Hadi çek çek. İyi uçuşlar canım, iyi uçuşlar. 43A.
Memnun oldum ben de 43 be. Bakın siz şu Allah'ın işine ya. Daha ne denir ki? Karışmıyoruz. Onda. Buyurun hanımefendi. Bu da annenizin uçuş kartı. Annenizin derken? Ne oldu kızım? Yetişebildik ya. Evet anneciğim. Tam zamanında yetiştik. Hadi yürü. Allah'ım hep çalışmadığım yerden mi soruyorsun ya? Aa, merhaba abla. Merhaba enişte. Yarcan, senin ne işin var burada? Ya işte bizim şirketin Kıbrıs'ta bayi toplantısı var da ben de şirketi temsilen oraya gidiyorum. Yarcan, benim mükemmel kardeşim. O kadar büyüdün de yurt dışlarında bayi toplantılarına mı gidiyorsun? Hoca nöbetin bindiyse kesin uçak düşer ben sana söyleyeyim. Erman ona biçim lakiyer de öyle ağzından sel alsın tövbe de. Tövbe de yani ben sana söyleyeyim. Bu abdesti aldın mı lan? Ya işte ne yapıyorsun uçağın içinde, herkesin içinde ya? Şirket diyorum, toplantıya gidiyorum diyorum ya. Ya siz de mi Kıbrıs'a? Ya yavrum sen biliyor musun bu uçaklar nasıl uçuyor? Gerçekten. Gerçekten. Bak dolmuş gibi gidiyor bu da. Abi Allah seni belanı vermişsin ya. Bana yedildiğim gibi çünkü eziyet çekmiyormuş gibi bir de kalktın beni uçağa bindiriyorsun ya. Bana bir şey olursa ben sana soracağım. Ya beyefendi siz de şu kolunuzu biraz geçer misiniz? Oturamıyorum ya. Kusura bakmayın yani. Ay Erman tekerlekler açıldı galiba. Ondan sonra ben 92'de emekli oldum. Ama arkadaşlar dediler bana bu yaş demek. Ya Rabbim. Hemen buracıkta al şu canımı da kurtar beni bu azaptan. Ben hayatımı yaşayacağım dedim. Ne yapsam acaba diye düşündüm. Ha, bir de bizim Silivri'de kooperatif arazimiz var. Biz bir de 7 kardeşiz. O 7 kardeşin hepsini sana birer birer tanıtacağım. Bak şimdi. Ahmet var bir tane. Kız kardeşim. Allah'ım sana geliyorum. Ahmet'in bir tane karısı var. Çok geveze bir kadın. Hiç böyle iki lafı bir araya getiremez ama boyuna konuşur sürekli. Bir de Mehmet var. Onun büyüğü. Mehmet'in 3 çocuğu var. 2 tanesi küçük, 1 tanesi büyüdü. Askere gitti, gönderdik onu. Ne oluyor Erman? Neden yiyecek gibi bakıyorsun kıza? Ya niye yiyecek gibi bakayım kıza? Kız iş yapıyor, gösteriyor. Uçak düşünce ne olacak diye onu seyrediyorum. Kıza niye bakayım ya? Ne kadar art niyetlisin ya. Yalan söyleme Erman. Bayağı bayağı kızın dibine düştün. Bak ya, abiciğim bak zaten stresliyim. Cinnetin inci çizgisinin üstünde gidip gelmekteyim. Gerçekten elime ayağıma bakarsan bak titrediğini görürsün. Daha fazla üstüme gelme benim. Ben mi dedim bu kıza gel benim burnumun dibine gir diye? Kendi geldi. Hanımefendi, bakınır mısınız? Azıcık ötede anlatır mısınız şunları? Beyim rahatsız oluyor. Ben biliyorum rahatsız oluyor. Size diyemiyor, bana diyor. Ah ya, yok 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 benim şeyden değil.
Ne oldu Erman? Oo Erman, bakıyorum kız arkadaşın uzaklara gitti diye kendini moralman eksilere indirgedin. Ne alakası var kızım? Ya uçak düşmeden önce anlatacakları dinletmiyorsun bana ya. Uçak düştükten sonra Allah belamızı verecek. Bırak da bir şeyleri öğreneyim ya. Gözünü seveyim ya. Gözünü diktin bana bakıyorsun ya. Ya senin yüzünden bak kemer nasıl bağlanır onu unuttum. Göstetme. Hanımefendi kemer bağlamayı bir daha gösterebilir mi? Araya parazit girdi. Beyefendi benim emniyet kemerinin kayışı sizin bir altınızda kalmış. Müsaade edersiniz. Sağ teşekkür ederim. Çok sağ olun. Senin kız arkadaşın anlatmıştı. Nasıl bağlanıyormuş bu? Nasıl bağlanıyormuş? Dur bir dakika dur. İşte iki tane parçası var işte. Al ikisini birbirine takacaksın dedi. Koy. Ulan bir nefes alamıyorum ya. Böyle daha güvenli oldu Erman. Balıkçı düğümü attım. Çok biliyorlar onlar. Ne bakıyorsunuz? Tebrikim galiba. Gelin buyurun beyimin ağzının içine girin bakın ya beyime bakın. Ay çok hızlandık Erman kesin tekerlekler ayaklarını yerden kesecekler şimdi. Allah bizi büyütsün ya Rabbim bizi. Ay ben çok korkuyorum bu kalkışlarda. O derece yani. Uçuyoruz Erman, uçuyoruz. Abi senin ben ananı eşek gözlerine ya. Bir sus, Allah'ını seversen bir sus ya. Beyefendi gözünü seveyim. Şu nefes alışverişinizi biraz ileride yapar mısınız? Kompresör makinesi gibi. O ne ya? Uf, ne rahatsız bir adammış ya. Sen de kendini deli gibi yaptın ha. Bir dur. Anne, anne. Erman, Erman. Hustese Hanım, Hustese Hanım. Bakınır mısınız? Beyime inme indi. Şu kafamızın üstündeki oksijen maskelerinden alabilir miyiz? Kendisine vereyim. Hustese Hanım, Erman, Erman. Ay, ay. Erman, daha iyi misin? İyiyim iyiyim abi vallahi kendimi daha iyi hissediyorum. Erman bakın sana bulutların üstünde uçuşuyoruz. Ya kızım söyleme öyle şeyler bak etkileniyorum yine inme inecek ha bana yapma. Erman lütfen ama bak pamuk tarlası gibi lütfen. Ben bakamam ya şu anda kendimi otobüste veya trende gibi hissetmek istiyorum. Eğer bunları hissedersem sonra midem bulanır yani. Buraya olduk kötü bir şey mi yapayım yani onu mu istiyorsun? Ben tuvalete gidiyorum sıkıştım ya. Beyefendi yıllar önce benim bir kolum vardı. Onu alabilir miyim acaba sizin kolunuzun altından? Teşekkür ederim, sağ olun. Biraz incelmiş mi sanki? Pardon, kemeri çıkarmadım. Pardon. Olduğum Ertim'de gelmesin mi aynı kına gecesine hem de... Bir dakika çok affedersiniz çok affedersiniz. Lafınızı balla kesiyorum ama. Yani benim çok acele tuvalete gitmem gerekiyor. Söyleyeceğinizi ne olur unutmayın. Ben çok merak ediyorum sizin hayat hikayenizi. Sonra dinleyeceğim. Şu elimi de alabilir miyim? Sağ elimi tuvalette ihtiyacım olacak.
Hanımefendiciğim, içeri biraz geç girebilir miyiz acaba? Koyun derisinden olduğu için kokuyu biraz geç veriyor bu. İçeride kaldı biraz koku. Hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi. Yok, bir şey yok ki yani. Ne oldu bunlara? Ben anlamadım. Manyak bu bunlar ya. Beyefendi. Ben bir portakal suyu alayım hayatım. Buzlu olsun. Beyefendi, lütfen yerinizi ödener misiniz? Business class biletiniz olmadan burada uçamazsınız. Ya bu koltuk burada boş boş uçuyordu. Ha içeride halkın arasında uçmuşum ama burada ne fark eder ki yani? Ne fark eder? Bir dakika. Siz daha önce hiç Normandiya'da bulunmuş muydunuz? Yarcan. Gerçekten de yerde ararken gökte buldum diye bir laf varmış. Gerçekten. Balım. Eğirman. Şu aşağıdakiler Hilmi'yle yatağları olabilir mi? Neresi, neresi acaba? Aa, burası mı? Çok teşekkür ederim canım, balım benim. Business'ın da keyfi bir başka oluyor ya. Oh be, yemek geldi, yemek geldi. Buyurun. Ne var? Sandviçimiz var. Bir üç tane alabilir miyim? Burada üç kişiyiz biz. Bir tane daha alayım. Buyurun. Çocuklara da verin, onlar da bize dahil. Ha, üç tane de çocuklar için alalım. Yalnız kişişer başı üçer tane. Bakın buyurun. Az verdiniz. Doğru söylüyorsun, tabii tabii. Dokuz tane daha verin, ver onlara. Buyurun. Biz bir de yanına bunun söğüş salatalık domates alalım. O maalesef yok. Yok mu? Yok, paramızına. Geri mi? Boş ver. Yoksa yok yani. Elman ne yaptın? Bırak içecekleri. Elman paramızın. Domates. Bir tane. Hanımefendi, o domates suyunu alalım kilolu. Onu verin. Onu verin. Parasını verdik. İnce kıyım roka var mı? Ayran maalesef. Da alalım. Ayran da alalım. Maalesef. Ayranı da verin. Her şeye maalesef. Şuradan bir litrelik de kola verirsiniz tamamdır. Buyurun. İçeceklerimiz tamam. Sağ ol. Bunları kuru kuru mu yiyeceğiz Erman? Bu ne? Bu ne? Erman. Bir bardak da vereyim. Yanında yeşillik olmazsa nasıl bağırsaklarımız nasıl çalışacak ya? Abi bir şey yaptık. İçin değil mi abi? Birer domates... tane de peçeteniz. Buyurun. Biz bir de bunları bitirdikten sonra kişişer başı birer tane alabilir o. Orta şekerli sade, bol şekerli Türk kahvelerimizi alalım. Benimki köpüksüz olsun. Peki. Şimdi... Gezdiğine kaçayım. Domates suyu mu? Görüyor musun Burciş? Ne yaparsak yapalım, kader mutlaka bizim yollarımızı bir şekilde kesiştiriyor. Önümüzdeki yüzyılın aşkı yoksa bizim aşkımız mı olacak ya Rabbi? Ha bu arada Burciş, söylemeyi unuttum ya. Bizim şirket bayi toplantısında konaklamak için bize sadece tek kişilik bir oda ayarlamış. Ne? Görüyor musun Burciş? Aşk tanrısı sadece bize çalışıyor. O derece yani. Ne oluyor lan? Erman, üşüyor muyuz yoksa? Bir Allah senin belanı versin. Ne vardı da beni bu uçağa bindirdin ya? Bir almadığın canım kalmıştı. Onu da al da kurtulayım bari ya. Yeter ya. Yarcan. Yarcan çok korkuyorum. Tamam, tamam korkma. Korkma ben yanındayım. Tamam korkma Burciş. Allah! 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 Baba, ne oldu bir şeyler ya? Tamam kızım, dur. Sen merak etme. Ben şimdi gidip o pilotun senin o babağın diye ağzını burnunu dökeceğim içeri. Korkmuyorum ki zaten. Yarcan, korkuyorum.
Tamam tamam, yok bir şey. Allah, sonumuz geldi galiba abi. İğdemiz kalktı ya. Hostes Hanım, ne oluyor? Düşüyor muyuz? Hayır efendim, sadece türbülansa girdik. Birazdan ineceğiz. Anlıyorum. Oraya girdik öyle mi? Türbülans ne lan? Kenan doğru olabilir mi? Ya sen nasıl bir insansın ya? Bin ne halde insan hala Kenan Doğulu diyorsun. Yeter ya. Yeter ya. Nercan, konuş benimle. Ne olur bir şey söyle. Ne söyleyeyim kızım? Ya önemli değil. Meşgul et beni. Lafa tut. Ne olur. Çok korkuyorum. Tamam. Korkma, korkma. Burcuş, türbülans var. Yani türbülans ne demek? Sıcak havanın uçağı yukarıya doğru hoplatması demek. Yani hiçbir uçak türbülanstan dolayı düşmez. Asıl uzayın derinliklerine doğru hoplamaktan korksan. Ya? Yarcan. Bunu şimdi uydurdun değil mi? Evet. Ama bak işe yaradı. Ne kadar sakinleşti. Erman, çok korkuyorum. Bindi abiciğim. Erman. Bu ucuk beleş diye mi böyle oldu acaba? Alıp terimi sev diye mi? Hayatım, bunca zaman sana çektirdiklerim için beni affet, tamam mı? Affediyorum Erman. Sen de sana çektirdiklerim için affet. Evlatlarına, babalarının bir kahraman olduğunu anlat ki yaşarlarsa. Sen de annelerin melaike olduğunu. Çok iyi niyetli bir insan dedi. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi yüreğe sahip. Erman, sen de annenin o kadar cıvık bir yüreği vardı ki her şeye ağlanırdı diye. Ben her şeyi anlatacağım abiye. Unutma, cennette beraberiz. Erman. Beni nasıl tanıyacağını söyleyeceğim sana cennette hayatım. Tek kolun birinden hafif zayıf olacak, tamam mı? Unutma, sağ kolu. Ya kardeşim, Allah'ın izni versin, çek şu elini ya! Ölüyorum ya! Ya hamur gibisin, bir tarafa git, Allah'ın izni versin ya! Abi, bunca zaman sana çektirdiklerim için beni affet. Senden özür diliyorum, çünkü çok seviyorum hayatım. Erman, ben de bütün tembelliklerim için özür dilerim. Yedirdiğim pisalar için özür dilerim Erman. Hayatım benim. Seni çok seviyorum. Tattım, ben de seni çok seviyorum. Ben affet. Seni bir affet. Hala düşmüyor ya. Geçti. Sağ ol. Bir şey değil. Ne zaman istersen. Sakinleşmek yani. Durduk. Ay, ödüm koptu. Erman. Nedir bu hal? Erman, sen ayı mısın, odun musun? Giyer misin şu ayak kaplarını? Ayaklarım çıkmış heyecandan, ne yapayım? Amca, bak senin tabiini tanımıyorsun. Yani bak ben, bak ben sana söyleyeyim yani. Ben de yağlı börek seviyorum. Ben de Adana... seviyorum. Tamam, ben de seviyorum. Ben de gözlemi seviyorum. Ben de yağlı yiyorum. Fakat senin gibi böyle hormon bozukluğu geçirmiyorum. Bak kendine dikkat et. Senin kilonla benim kilom bir değil. Sen nasıl konuşuyorsun öyle? Senin ne konuşuyorsun? Sana mı soracağım lan ben? Sana soracağım. Ne diyorsun? Herkesi basit mi zannediyorsun lan? Hostes Hanım! Hostes Hanım! Hostes Hanım! Otur. Sataş mı var? Otur. Hanımı mı yazdı bana, laf konuşamazsın sen? Tamam, otur. Tamam, senin önüne dön ya. Dön önüne. Muhatap olma, bir sürü ekmeği ver, tansiyonum düştü. Çay koyayım da Erman önce. Buz gibi oldu o çaylar. Ya, Elif dayı çıktı, bırak şimdi, dur manyak, dur. Bir, 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 bir şey dedim. Şey yapmıştım, bir dakika Erman. Karşında yemek yerim ben senin. Sen bunu görüyor musun? Bak senin yüzünden itildi ya, görmüyor musun? Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para